Bakın daha evvel sadece bir markanın ürünleriyle alakalı böyle bir haber vardı. Şimdi aktaracağımız haber çok daha vahim. Bebeklerin sağlığını çünkü çok yakından ilgilendiriyor. Hani bebekler pişik olmasınlar diye kullanılan pudralar var ya, o pudralardan 21'i incelendi. Gelen sonuçlarsa kelimenin tam anlamıyla korkunç. Çünkü aralarında çok bilinen markaların da olduğu 5 pudrada asbest, yani kanser yapıcı madde bulundu. Bu madde en çok da kız çocukları için tehlike oluşturuyor. İşte ayrıntılar. Her 4 bebek pudrası numunesinin bir tanesi kanser yapıcı. İddia korkunç. Teste tabi tutulan bazı bebek pudralarında kanserojen madde bulundu. Kızlara etkisi daha fazla. Anneniz kardeşinizin altını temizlerken küçükken pudra Evet. kullandı mı? Kullandı. Bizim zamanımızda yoktur herhalde. Daha doğaldı her şey. Hayır, kullanmadım. Bilinçli bir tercih miydi bu? Evet. Neden Çünkü efendim? O pudraların kanserojen etkisi olduğunu duymuştum. Aslında skandal yeni değil. 2 yıl önce 20 numune topladık. 4'ünü seçtik. 4'te 4 asbest bulduk. 2 yıl içinde sonuçlar ilgili bakanlıklara, kurumlara gönderildi. Vatandaşı bilinçlendirme toplantıları yapıldı ama ne denetim ne başka bir önlem girdi devreye. 15 gün önce yeniden test yapıldı ve piyasadan 21 adet numune alarak dünyada ilk defa aynı anda 21 adet numunenin analizi yapıldı. 5 adedinde asbestin amfibol grubu dediğimiz en tehlikeli grubunun üyesi olan tremolit asbeste rastladık. Bebek pudrasında asbestin bulunması artık bana uç bir nokta gibi geliyor. Kızlara etkisi daha fazla. Çünkü genital bölgede uygulamadan dolayı yumurtalık kanseri ve kısırlık gibi rahatsızlıklar oluşturabilir. Aynı zamanda solunum yoluyla da solunan asbestler akciğere iğnemsi yapısından dolayı saplanarak orada akciğer zarı kanseri hastalığına sebep olabilir. Yapılması gereken sıkı denetim ve takip. Bugün temiz çıkan bir marka 6 ay sonra kirli çıkabilir. Veya tersi, hiç ummadığınız yerlerden aldığımız pudralarda asbest bulduk. 21 adet pudranın hiçbirinde bu ibare yok. Pudralara muhakkak asbest içermez ibaresi yazılmalı.